Hayırlı sabahlar. Bugünkü konumuz Yeni Asya'ya neden ihtiyaç var? Yeni Asya 50. yılını tamamlamak üzere olan bir gazete ve hep tekrar ettiğimiz gibi bu konu açıldığında Risale-i Nur'un medyadaki dili. Üstad Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'u matbuat aleminde konuşturmak, matbuat lisanıyla konuşturmak olarak ifade ettiği ideali tahakkuk ettirmek üzere Zübeyir Gündüzalp abinin nezaretinde, mihmandarlığında 21 Şubat 1970 günü e, yola çıkan ve o günden bugüne türlü zorlukları göğüsleyerek, türlü baskıları aşarak e, bertaraf ederek bugünlere ulaşabilen ve çizgisinde en küçük bir sapmaya meydan vermeden e, bugünlere ulaşabilen bir gazete. Henasiye bir kimliktir, bir şahsiyettir, bir misyondur. Ve onu tarif eden en veciz söz risale Nur'un medyadaki dili. Ve bu özelliğiyle Yeni Asya benzeri olmayan bir gazete. Dünyada da Türkiye'de de benzeri olmayan bir gazete. Kendisini böyle tanımlayan bir gazete. risale Nur'un medyadaki dili olma vasfıyla tanımlayan bir gazete. Ve sayfalarına baktığınız zaman ilk sayfasından başlayın, ikinci sayfasından diğer sayfalara hep Üstad zamanın Risale-i Nur ismiyle telif etmiş olduğu eserlerdeki fikirlerin yer bulduğunu ve ilan edildiğini görürsünüz. Risale-i Nur'un medyadaki dili olmak da bunu gerektirir zaten. Bütün olayları, gelişmeleri Risale-i Nur'daki Kur'ani ölçüler perspektifinde yorumlayan bir gazete Yenasya. Onun için Yenasya'nın yayınlarına bakıldığı zaman bir ana çizginin, bir ana eksenin, bir ana istikametin hiç bozulmadan muhafaza edildiğini ve bugüne kadar taşındığını görürsünüz. Kimliğini değiştirmemiş olması, çizgininini değiştirmemiş olması derken zaten kastettiğimiz şey budur. Yeni Kur'an'dan, Kur'an'ın Risale-i Nur'daki yorumundan yola çıkarak hadiselere koyduğu teşhislerle her zaman isabet etmiştir. Temel ölçülerden yola çıktığı için, hadiselere o ölçüleri tatbik ettiği için ve bu ölçüleri yine Risale-i Nur'dan almış olduğu dersin gereği olarak meşveret ve şura ile değerlendirdiği için yanılmamıştır bugüne kadar temel meselelerde. Ve Yeni İslam'ın, doğru İslam'ın, Üstad'ın doğru İslam olarak ifade ettiği yorumunun en güzel örneğidir. Yeni Asya'nın yayınlarında Kur'an'i ölçüler vardır, nebevi ölçüler vardır. Onların bugünün şartlarına uyarlanması vardır. Yeni gelişen hadiselerin bu ölçülere göre tahlili ve değerlendirilmesi vardır. Yeni Asya'yı okuduğunuz zaman olayları doğru değerlendirme ve buna göre bir hüküm verme imkanına sahip olursunuz ve yanılmamış olursunuz. Bunu Bidayetten itibaren gazetemizi takip eden e, sayıları azaldı gerçi. E, kadim okurlarımız, yarım asırlık okurlarımızdan başlayarak sonraki dönemlerde bu kervana katılan yeni genç okuyucularımız da, e, dikkatle okuyanlar hepsi e, bunu bizzat defaatle yaşayarak, e, tecrübe ederek ve doğrulayarak e, ifade etmişlerdir, etmeye devam ediyorlar. Şimdi Yeni Asya'nın e, esas aldığı ölçüler. Bunları tabii çok geniş konular. Her birini ayrı başlıklar altında, ayrı yayınlarda konu etmemiz lazım. Ki geçmiş dönemlerdeki yayınlarımızda bir kısmını ifade etmeye çalıştık. Bu temel prensipler, işte manevi cihat, müsbet hareket, doğru İslam, önce iman, imanın tahkim edilmesi, onun üzerinde bir ahlakın bina edilmesi, bir yaşayış üslubuna bina edilmesi. Bütün bunlar bir denge içerisinde çok usturuplu bir şekilde, çok bugünün anlayışına hitap eder tarzda okuyuculara sunuluyor. Bu hakikatler Yeni Asya aracılığıyla ülkemiz insanına duyuruluyor, ilan ediliyor yarım asırdır. Bu da bütün İslam aleminin, bütün insanlığın aslında ihtiyacı var. Onun için Yeni Asya'nın kıymetini bilelim. Yeni Asya'yı dikkatli okuyanlar zaten bu kıymetin idrakindeler. Ve bunu olabildiğince etrafımızdaki insanlara, çevremizdeki insanlara daha çok tanıtmaya, daha çok duyurmaya, okutmaya çalışalım. Ki zaten yeni tanıyan birçok insan da keşke bu gazeteyi daha önce tanıtsaymışım. Niye daha haber getirmediniz gibi sistemlerle kendilerini tanıtanlara ifade ediyorlar, iletiyorlar. Onun için Böyle bir güzel hizmetin içerisindeyiz. Böyle anlamlı bir hizmetin, bir yayın hizmetinin içerisindeyiz. Şükürler olsun. Her şükür, her nimet şükür ister. Bu nimetin şükrü de yeni bir nimettir. Çok güzel bir nimettir. Paha biçilmez bir nimettir. Bu nimetin şükrü de onun için daha fazla gayret göstererek, onu daha iyi, daha dikkatli okuyarak ve daha çok insana tanıtmaya çalışarak, okutmaya çalışarak bu şükür eda edilebilir. Bizler bu hep birlikte bu gayretin içerisinde olalım diyerek bugünkü sohbetimizi tamamlamış olalım. İleriki programda konu değişik boyutlarıyla yine devam edeceğiz inşallah.